Kemal Kılıçdaroğlu'na hep liderlik vasfı yok deniliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaten ben kendine benziyorum. Çok ben söyleyeyim. Bu kadar pasif bir insanın da orada durmaması gerekiyor. Kimin durması gerekiyor sizce? Bilmiyorum daha. CHP'yi bitirdiler. Allah razı olsun. He. Gitsin mi diyorsunuz? O da gitsin. Deniz Baykal denen de gitsin. Hiçbiri de kalmasın. Arkadaşlık dediğine katılıyorum. Yeniden iyi biri gelsin. Kılıçdaroğlu için liderlik vasfı yok deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi kim gelirse gelsin. CHP'nin oyları %30'u geçmez. Şimdi Kılıçdaroğlu giderse öbürü gelince ne olacak acaba? Fark eden ne? Değişmez mi diyorsunuz? Değişmez. Sağ oylar %70, sol oylar %30. Atatürk mezardan kalsa şu ortamda yine %30'u geçmez CHP'nin oyları. Peki neden oyları artmıyor? Diyorum ya, sağ oyların %70 olduğu bir ülkede olacak budur. Bugün Atatürk kalksa mezardan gene %30'dan fazla oy alamaz. Çünkü bu halkın bu zihniyeti değişmedikten sonra, bu halkta sorgulama kültürü olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Sorgulama kültürümüz yok. Bu ülke nereye gidiyor, ne olacak? Yarınımız ne olacak, onu sorgulayan kimse yoktur. Çünkü sadaka kültürüne alışmışız. Böyle gider bu iş. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Aynı konu. Teşekkür ederiz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu için herkes liderlik vasfı yok diyor genelde, öyle söyleniyor. Şu anda onu biz değiştiremeyiz. Hı-hı. Neyse o. Değişen bir şey yok. Beğeniyor musunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Ben beğeniyorum. Lider olarak. Ya elimizden gelen bir şey yok. Mecbur beğeneceğiz. Hı-hı. Şu anda baştaki o. Ama ileride sonra başka bir şey olur. Onu bilemeyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kemal Kılıçdaroğlu için liderlik vasfı yok deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu için. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi onu ben cevabını vermem için bir şiir, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şiir okumam lazım. Urfa'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Hakkari'de Kürdüm var, benim Kürdüm. İzmir'de, Alaşehir'de, Manisa'da, İzmir'de Yörük kardeşim, Elazığ'da kakkoşlarım var benim, Tunceli'de Alevim, Kırşehir'de Hacı Bektaş'ım, Samandağ'da Hatay'da Arap uşağım, Toroslar'da Yörük kardeşim var benim, Ankara'm var, bağrında yatan Mustafa Kemal Atatürk'üm var, kurduğu cumhuriyetim var, ay yıldızı bayrağım var, ordularım var benim. Şimdi Alevi kardeşimiz bizim kardeşimiz. Benim binlerce kardeşimden daha ileri arkadaşlarım var Alevi. İki sene, üç sefer, dört sefer bu millet Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Artık Muammer İnce'yi ben tanımam etmem. Muammer İnce'yi böyle şey yapsaydı, hemen ben artık yeter deseydi, şu anda CHP'nin oyu %45, %46 idi kızım. Ama Kılıçdaroğlu da bu sandalye neyse, yapışkanlık mı var sandalyede, ne işim varsa işte o sandalyeye bir bakacaklar, ahuna mı yapılmış, Japon yapıştırıcına mı yapışmış, tak diye yapışmış yani. Yeter. Eğer Kılıçdaroğlu gitsin, bu başka bir güzel bir siyasi gelsin, %40'ı geçer, %45. Saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Siz de mi liderlik vasfı yok diye düşünenlerdensiniz? Aynen, ben CHP'liyim. Babam, dedem, sülalem komple CHP'li. Ama Kılıçdaroğlu geldiğinden bu yana ilerleme kaydedemiyoruz. Aksine daha da geriye düşüyoruz. Artık masaya serçe vuracak, sesini duyurabilecek bir lider vasfa ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Bir isim var mı peki, böyle bir isim aklınızda? Ya şu an için kendi basın sözcüleri, CHP'nin sözcüsü olabilir. Muharrem İnce'yi tekrar getirebilirler. Kırdılar, döktüler ama tekrar kalbini kazanıp getirebilirler. Öyle diyeyim ben. Ben şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu olduğu sürece kesinlikle bu CHP hiçbir yere adım atamaz. CHP'de Kılıçdaroğlu gitmedik sürece hiçbir şey yapılamaz. Kılıçdaroğlu için hep liderlik vasfı yok deniliyor. Yok, o konuda yok, ne konuşuyorsunuz? Onda yok. Kılıçdaroğlu'nda zaten bu ülkede o koltuk kavgasında koltuk peşinde o da.
CHP'ye zarardan başka bir şey yok. Anladım. Liderlik vasfı yok, yok diyorsunuz. Yok. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hep liderlik vasfı yok deniliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bence de yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yok, Devlet Bahçeli'de de yok. Niye? Bir sürü seçim kaybetmişler, halen lider olarak kalıyorlar. Ama seçim oluyor işte, kurultaya gidelim diyorlar. Mesela biz MHP'de 700 tane imza topladık, kurultaya gidemedik. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Bu nasıl bir düzen, nasıl bir siyaset anlayışı, ben anlamadım. Türkiye temizlemesi lazım. Yani onun için ben bilmiyorum ya. CHP'de gelse, ha benim... Akşener gelse. Ya Akşener'de, Akşener'e de kızgınım. Niye kızgınım? İşte Kürtlerin partisi HDP temsilcisi dedi. Ona çok kızgınım. Öyle bir şey var mı? Yani burada Kürt-Türk ayrımı var mı? Hepsinin şeyi biri olmalı yani. Öyle bir ayrımcılık. Hele de Meral Akşener'den beklemezdim öyle bir şey. Çok yanlış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu için liderlik vasfı yok deniliyor sürekli. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla toplumda liderlik vasfı yok diyenler algı oluşturuyorlar. O fevkalade bir lider. Fevkalade bir lider. Yani Türkiye'nin sorunlarını da biliyor, dünyanın sorunlarını da biliyor. Halka çok yakın bir insan ama bizim halkımız giderek eğitimde yozlaştırıldığı için onları kandırmaya yönelik bir laf bu. Fevkalade. Keşke gelse. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik vasfı yok deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Var. Şöyle mevcut liderlere baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlardan hiç de farklı, geri, eksik bir tarafı yok. Liderlik konuşmaksa bana göre en güzel konuşmayı Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Gayet de güzel. Ben, yönetir diyorsun. Evet, yönetir. Peki herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na liderlik vasfı yok diyor. Siz onu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Liderlik hakkı niye yok abi? Ha, adam elinde gelse affedersin. Onu da şey ipodu yapıyor. Bu mesela konuşuyor. Hepsini yapıyor işte. Bir şey diyecek halim yok abim. Allah'a var edeyim. Allah hakkını kalbimle versin abim. Başım çok teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu benim hemşerim. Ben Ankara TRT Radyo sanatçısıyım. İsmim Murat Kaya, çekinmeden söyleyebilirim. İnsanlar menfaat ve koltuk kavgasına düştüğü sürece bu Kemal Kılıçdaroğlu olmuş veya X bir başka bir insan olmuş, değişen bir şey yok. Halkın açlığını ve sefaletini düşünmeyen siyasiler olduğu sürece bu ülke bu şekilde kahrolmaya, bu şekilde yanmaya, bu şekilde ezilmeye, bu şekilde yanmaya, şurada gördüğünüz gezen insanların hiçbiri çok çok paralı gezen insanlar değil veya yerli veya yabancı insanlardan ziyade 3 kuruşunu 5 kuruşunu toplayan, bunu yılda 1 aya veya 20 güne yayan toplumumuzdaki maalesef kendi insanımız, kendi halkımız. Bundan dolayı işi siyasileştirmekten ziyade toplumsal olarak, sosyal olarak bakmak lazım. Türkiye'de şu anda siyasi güçlerin yaptığı, sosyal anlamda toplum için yaptığı herhangi bir en ufak hiçbir şey yok. Tamamıyla bir şey yok. Tamamıyla birbirlerini kışkırtmaktan başka, birbirlerine akıl vermekten başka, birbirlerine sebep bulmaktan başka, ülkenin ekonomisinden dolayı birbirlerini suçlamaktan başka yaptıkları hiçbir şey yok. Oysa ülkenin gerçek halkın yaşamına, durumuna inmiş olsalar, bu ne Kılıçdaroğlu ne başka X parti veya ne başka bir insanlar kesinlikle ve kesinlikle bu durum söz konusu olmayacaktır. Bu çatışma olmayacaktır. Umarım bir an önce Türkiye'de bu refah düzeyi, bu çatışmasızlık, bu sosyalist, bu güzel devrimcilik, halkla bütünleşmek, siyasiler için konuşuyorum, bir an önce icraata geçer. Çok teşekkür ederim size. Teşekkür ederim.